Merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalımıza, sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Evet, bizi gördüğünüz gibi yine bomba gibi sağlıkla karşınızdayız. Evet, sağlıkla yalan. Nasıl başlarsak öyle gidermişiz. Öyle diyeyim, kendimi kandırayım. Bugün çok başım ağrıyor arkadaşlar. Havadan mıdır nedir bilmiyorum. Vallahi yapacak ben yorgunum, şey söyleyeyim. Ben yorgunum, çok ağrı kesicimi içtim. Acayip yorgunum. Acayip yorgunum. Şu an ağrı kesicimi içtim, sizlerin karşısına çıktım. Hayat devam ediyor. Öyle hastayım deyip yatmak yok. Doğru, yorgunum. Çünkü şöyle bir şey, yani ne kadar yatarsan daha çok hasta oluyorum. Onun için haydi bismillah deyip hemen ayağa kalkmak gerek. O yüzden hemen arkadaşlar, vallahi sizde de böyle bilmiyorum. Bizim evin ihtiyacı bir türlü bitmiyor. Alışverişe gidiyorsun, ertesi gün bir bakıyorsun bir şey eksik. Yani herhalde yaşanınca böyle oluyor. Herkesin evi aynı. Geçen gün tuz eksikti, tuz ya. Tuz yoktu o sırada. Aynen, evimizde tuz kalmamış, düşünün yani. Hemen bir küçük alışveriş yaptım, geldim. Şöyle ton balığı aldım, pizza falan yaparım diye. Çok güzel oluyor pizzalarda. Benim çocuklar özellikle ton balıklı sevdiği için. Şöyle hemen 3 tane ton balığı aldım. Enerjiler her zamanki gibi yerinde aldı. Şöyle tereyağı varmış, kerikort, bunu bilirsiniz zaten. 2 euro 29'un böyle bir şey aldım galiba. İhtiyacınız varsa sizin de. Ben bunu Lidl'den mi aldım? Evet, Lidl'den aldım, evet. Şöyle Sevim'in çikolatalı Kellogg's'u bitmiş, onu aldık. Sağ olsun, işten gelince bazen bir şey yemiyor, hemen Kellogg's yiyor. En önemlisi de cumartesi günden beri evimizde yumurta yok. Yumurta. Siz düşünün yani. Koli koli yumurta alırız. Yumurta kalmamış dedim, artık bugün ne olur olmaz gidelim alışverişe. Şöyle yumurta aldım. Hemen şunu da söyleyeyim. Sanki bir şey ses geldi şak diye de. Aman de. 30'luk yumurta bizim burada Türk bakkalında 5 euroya fiyatı. Sizin yaşadığınız ülkede kaç para yazarsanız bir bakalım, karşılaştıralım. Normalde bunlar hep, ben normalde Kaufland, yani diğer marketlerden hep yumurta alırdım. Sağ olsun takipçilerim hep bana yazıyordu. Fadime Hanım, Türk bakkalında niye almıyorsun? Çok uyguna geliyor. 30 tanesi 3.49 diye. Tam biz Türk bakkalına alıştık, yumurtalar çıktı. 3.49 ha, tabii. Evet, şu an 30 yumurta bizim burada 5 euroya. Merak ediyorum bakalım. Sizin orada kaç para yazarsanız sevinirim. Hadi bakalım. Şimdi karışık karışık şöyle. Hanuta seviyorsanız arkadaşlar, bunlar Kaufland'daymış. Belki görmüşsünüzdür. Biz daha yeni gördük bugün. Fiyatları 1 euro 49 mu? 1 euro 44 mi? Öyle bir şey. Evet. İşte sentleri artık kafanızda şey yapmayın. Şöyle Hanuta aldık. Seviyorsanız hemen söylüyorum. Çoğu kişi diyor ki siz de gördük, gittik aldık diye. O yüzden Kaufland'da. Bunlar yine aynı. Bütün beyazını almışım. Bilerek mi aldık? Bilerek Semih'i aldı. Semih yiyor. Şöyle beyazını. Semih asker yiyor. Geçenlerde okuldu, Meleğim'in şeydi derken götürdü gitti. Şöyle rendelenecek gouda peyniri aldım. Şöyle pizza falan yaparsam dedim. Bu da evimizde eksikmiş. Allah yemek eksikliği versin, başka eksikliği vermesin arkadaşlar. Gidip alırsınız. Evet. Şöyle süt aldım, bugün yoğurt yapacağım. Şöyle geçenlerde yoğurdum güzel olmuştu dedim. Bu sütlerden oluyor zaten böyle günlük taze süt. Şöyle full yapımda ya okul için küçük mini peynirler alıverdim. Bunu peynirin değil de daha çok şu resmi için seviyorlar. O yüzden işte, okul için. Attık yüzünü. Aynen. Tebela yesin, sevinsin. Eşim şöyle peynir aldı kendisine. Gidiyor mu oğlum? Burada. Oğlana seçecek de. Ondan sonra şu normali zaten. Böyle bunu aldık. Bugün hep tekli almıştık. Şöyle çocuklar çok seviyorlar ağzına atmaya. Tak şeker diye ağzına, böyle şeker ağzına diyorum. İçinden reçeller çıktığı için. Bunlar da öyleymiş. 1.69'da. Bu arada arkadaşlar bakın isterim de. Başlıyorum. Bakın vegan. Yani hiçbir hayvansal bir şey yok içinde. Ona artık göre. Ben yani böyle şeyleri diye diye sıkıldım da. Yani herkes kendi Müslümanlığının kendisini bilir. Bir şey olduğunda işte şu var içinde, bu var içinde diyorlar. İşte biz de görüyoruz yani. Bakın. Baktık abi. Yani Kıbrıs yaşındayım. Kıbrıs'ta da burada yaşıyorum. Neyin ne olduğu su biliyorum. Aynen. Dediğimiz gibi tuzumuz. Tuz yani aldık. Dünyanın en ucuz şeyi tuzu. Geçen gün evde kalmamış dedim ya Rabbim. Nasıl oldu da almadım. Şöyle hemen 2 tane tuz aldım. Tek pahalı bir tuz galiba almaydı ha. Tuzlar aynı kaldı. Aynen öyle. Şöyle hemen kahvaltıya sucuk aldım. Kahvaltıydı. Mangalda derken sucuklar dayanmıyor. Şöyle sizlere her videomda gösteriyorum. Hatta sucuğu şöyle bir kaldırayım da. Aman dikalım. Aman. Sevim gidiyor mu oğlum? Değil mi? Yo, daha iş var. Duymadım da. Hadi hayır işler duymaksan. Şöyle her zaman gösteriyorum. Bu peyniri biz çok seviyoruz. Bunlar da 5.99 fiyatları. Tenekesi böyle 6 euroya.
Peynir aldım. Gerçekten peynirle zeytin bizim evde şey olursa, eksik olursa kahvaltıda hiçbir şey yokmuş gibi geliyor. Temel gıda, temel gıda. Temel, aynen. Bizim kahvaltıların temel gıdası oluyor. Aynen öyle. Şöyle kendime olmazsa olmaz leblebi. Şöyle leblebi aldım. Şunu da, aslında burada böyle çok şey çıkmıyor ama parça attı. Türkiye'de bizleri artık şeyden, memleketin tavşandan da izleyenler varsa, takip edenler varsa, vallahi gittiniz sıcak sıcak hemen alın. Çok güzel. Zaten tavşanın leblebisi şeyi meşhur olduğu için. Gidersem eğer izinde bunlardan bir sürü alıp da geleceğim. Allah ben de sevmiyorum, yalan yok. Ben eşim yemiyor ama ben çok seviyorum. Rahmetle ben kayınpeden çok girdi. Ben sevmiyorum yani. Sen Almanya'da doğdun, büyüdüğün için annen seni çikolataya alıştırmış. Yapma ya. Tabii ya. Biz de Türkiye'de olduğumuz için çayla yanında böyle leblebiler şeyler. Ulan tam mağdur edebiyatı. Vallahi yemek yedilencisi gibi ya, oldun ha. Ya tabii ya, yalan mı söylüyor? Mekke dilencisi. Genelde Türkiye'de Almanya'da doğan büyüyenler böyle çerezleri şey yapmıyor. Şöyle yine çekirdek aldı. Onun paketimi azalmış, bana mı geliyor? Vallahi nasıl? Bilmiyorum. Hep, geçen gün bir bayanın birisi daha yazmış. Eskiden hep işte rama yağını alırdım. Rama yağının hem fiyatı çıkmış hem de şeyi düşmüş diye gramı. Doğru bacım. Gerçekten arkadaşlar, yani ben sadece Avrupa için söylüyorum. Eşyaların şeyleri anlaşılmasın diye hep gramajlarla düşündüler. Evet bacım, doğru. 70 gram kesmişler, ben geçen gördüm. Evet, bakarsanız anlarsınız, hep artık gramları düştü. Evet, fiyatla aynı kalıyor, gramda oynayalım. Evet arkadaşlar, da 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 da. Da da da. Sizlere söyleyeyim mi söylemeyeyim, vallahi söyleyeyim. Söyleme ya. İçimde hiçbir ya şeyi... Ya söyleme ya. İçimde hiçbir şeyi tutamam artık, yani bir seneyi geçti, beni anladınız. Ben ne alıyorsam sizlere ucuzunu pahalısını söylüyorum. Bakın şampuan bulduk. Şimdi bunları da söyleyeceğim size. Geçen gün şikayetçiydim bu şampuanları. 99 centten 1 euro 39 kuruşa çıkarmışlar diye. Bugün arkadaşlar başka bir Kaufland'dan yine aynı gibi 99 centte eski fiyatından aldık. 95. Pardon, 95 centte aldık. Arkadaşlar bana kusura bakmayın, yani hakikaten çok yorgunum. Yani acayip yorgunum ya. 6 gün tuvaletle uğraştığım için. Ustanın aynen. Vallahi. İnşaatla tuvaletle deyince belki yanlış anlaşılabilir. İnşaatla uğraşıyorum. Aynen, eşim inşaatla uğraşıyor. Yani... Şunu söyleyeyim de hemen tahmini geçeyim. Tamam. Dediğim gibi arkadaşlar, yani aynı firma Kaufland'dan bir tanesini geçen hafta daha pahalıya aldık. Bugün daha ucuza, evet. Farklı bir dükkandan. Aynı Kaufland. Aynı Kaufland. Siz düşünün gerisini yani. Yani. Lütfen Kaufland böyle yapmayın müşterilerinize. Oo, yapmayın siz bizim olanlar. Aynen, şöyle aldım. Evet arkadaşlar, artık inşaatımızın sonuna geldik diyebiliriz. Evet, aslında dün bitiyordu. Dün nazara geldik. Dün bitti. Eşim sağ olsun bütün su işlerini, elektrik işlerini, her şeyini halletti. Musluklarını bağladı. Çok küçük bir işimiz kaldı. Yani yorgunluk da oradan ya geliyor. Ya su borusunu gördük. Su borusu söyleyen yok. Aynen. Tuvaletin su borusunu gördük hatayla. Kamp değil. Tat kırıldı. Ama yapımız bir şey değil. Arkadaşlar yukarıda fayansın için sıva yaptığımız için ince sıva yaptık. Yani bildiğimiz Türk sıva diyor ya, köyde sıva olan o tür yaptık. Güzel oldu. Her şey bitti yani. Yani güzel oldu de yani şimdi. Güzel güzel, tamam sen şey yapma. Sen istiyorsun ki şimdi hanım burada kameralar karşısında eline sağlık desin. Çok teşekkür ederim. Usta her şey güzel oldu. Ellerine sağlık. Hayır yani yaptık, güzel oldu gene, güzel. Hakikaten eskisinden güzel oldu. Evet. Mermer falan kestik. Güzel oldu. Mermer keterken kediler köpekler kaçtı sesten. Aynen, her şey oldu yani gerçekten. Yaptın mı demek ki oluyormuş değil mi? Evet yani şimdi tek fiyatını düşünerek iyi bir para tuttu. Bir de başkasını çağırsaydık yani. Burada şöyle bir şey ya, inşaat malzemeleri gerçekten çok pahalı değil mi? Pahalı. Çok çok pahalı. Bir de düşünün usta parası. Allah şükür eşim hep elinden geldiği için yapıyor böyle şeyleri. Tabii. İnşaatımızın da sonuna gelmiş olduk. Ya şimdi korkma, yap siz de yapın. Fayansımız, şeysimiz. %100 tutturamazsınız. Usta iş gibi tutturamazsınız. Hata yaparsınız yani. Ama yapın ya. Önemli olan içinden gelerek yapması işte. Yani hepsini yaptı eşim. Suyu da bağladı. Elektriği de döşedi. Evet arkadaşlar, ben bu aşağı tuvalet vardı bizim daha o zaman. Mağara gibi orası. İlk evi aldığımızda. Usta çağırdım. Adam bana fiyat çıkardı, galiba oğluna verecek bu fiyatla. Evet. Hakikaten ara fiyatı çıkardı ya. Aynen. Zaten eskiden hani böyle Bulgar vatandaşlar buraya çalışmaya gelirmiş. Yani 10-15 sene öncesi. O zaman böyle evleri tamir ettirdiğinizde çok uyguna yaparmış. Evet. Şimdi artık yani tabii ki onlar da uyandı, her şey pahalaştığı için en azından 4-5 katı fazla para istiyorlar. Evet. Ama herkesin yapacağı şey var, yapamayacağı şey evet, var. Evet, arkadaşlar elektrik işi anlamıyorsanız hiç girmem o işe. Yakarsınız kendinizi. Ona göre. Aynen. Ne yapalım, kaç dakika videomuz oldu? Vallahi bitiyor 10 dakika. 9.45 oldu yani. Ya ben birazdan üstüne video çekerim dedim. Neyse abi, bugünlük böyle olsun. Bir şarkı söyleyeyim mi? Son videoyu bitirelim mi? Bugünlük böyle olsun. Arkadaşlar bu arada Melih soran olacaksa Melih'in keyfi yerinde. Evet.
Yani ama bir de video olup duruyor, pizza yiyormuş, orada dolaşıyor, burada dolaşıyor. Aynen, meleğimiz Berlin'e gitti, sağlıkla gitti inşallah. Yolculuğu da güzel geçmiş. Çocuk Berlin'i çok geçirmiş. Perşembe günü nasip olursa bakalım işte 4 gibi falan eve gelecekler, bir şey çıkmazsa. Evet, çocuk Berlin'e gelince bir şok geçirmiş. Büyük şehir. Baba diyor, kaç tane insan burada diyor. Aa dedim oğlum, burası bizim köy. Burası köy geçiyor değil mi hanım? Ya Berlin'le burayı karıştıramayız tabii ki. Orası çok büyük bir yer olduğu için. Güzel güzel geziyor vallahi. Dediğim gibi bütün gün bize videolar gönderiyor. Odasını çekti gönderdi. Pizzacıya gitmişler, sinemaya gitmişler. Hadi bakalım güzel geçsin. Zaten gezmeye gitti. Paraları yiyor kanı ya. Hadi biz videomuzu kapatalım da ben sevmeyeyim işe uğrayayım. Hadi arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz.